Şöyle, şunlara dikkat edebiliriz. Bu içerik kimden geldi? O kişinin özelliğini bilirsek eğer, daha önce paylaştıkları içeriğe bakarsak eğer ve o adamın kültür değerlerini, kodlarını, ne iş yaptığını bilirsek eğer, o içeriğin doğru olup olmadığını az çok belirleyebiliriz. Bir de şuna da bakmamız gerekiyor. Google Search, o içeriği Google Search'ten de bakacağız. Başka kimler paylaşmış bu içeriği ya da paylaşılan sosyal ağın içeriğine bakacağız. Orada da search yapacağız. Bir sürü insan o içeriği paylaşmışsa hala onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bir sürü troll hesapları ve parodi hesapları var. Onun üzerine bir geyik çevirebiliyorlar. Öncelikle bir süre bekleyeceğiz. Kimin paylaştığına bakacağız. Paylaşan kişinin daha önce ne paylaştığına bakacağız. 3-4 ayrı hesaptan da check edeceğiz. Önemli takip ettiğimiz gazeteciler, bilgisine güvendiğimiz kişilerin domainlerine bakacağız. Onlar da eğer paylaşmışsa bir süre bekledikten sonra o haberin gerçek olduğu zaten ortaya çıkmış olacak. Böylelikle biz de artık o içeriği paylaşabiliriz. Araştırma refleksi şu: bir bilgiyle karşılaştığınız zaman o bilginin nereden geldiğini araştırma refleksi. Bir, sosyal ağlardan o bilgiyi check edebilirsiniz. O bilgiyi kimler paylaşmış oradan bakabilirsiniz. Arama motorlarından arayabilirsiniz, oradan paylaşabilirsiniz. Video ise eğer, video ise en büyük video portallarından onu search edebilirsiniz. Yani araştırma refleksi sadece bir bilginin gerçek olup olmadığına değil, mecraların nereden çıktığını, mecraların hangi özelliğinin olduğunu, Twitter'ın özelliğinin ne olduğunu, YouTube'un özelliğinin ne olduğunu, Facebook'un özelliğinin ne olduğunu, yani onların neredeyse DNA'sına kadar öğrenebilirsek eğer, bu kültürü, bu dijital kültürü de öğrenmiş oluruz. Yani bu, biz şimdi internete birlikte doğmadık. Yani işte 40 yaşının üstündekiler interneti daha sonra gördüler. Ama diyelim ki 20 yaşındaki gençler internetle birlikte doğdular. Onlar bir bilginin yanlış olup olmadığını bir okuyuşta anlayabiliyor ya da hemen search ediyorlar. Her şeyi Google, Google it, her şeyi Google'da araştırıyorlar ve ona göre bir refleks gösteriyorlar. O yüzden araştırma refleksi her bilgi için, dijitaldeki bütün deneyimlerimiz için gerekli bir şey.